olsa yansın. Tüm alevler bu aşktan utansın. Sen gel bana. Türk popunun star ismi Mustafa Sandal, müzik dünyasında haber müdürümüz Sinan Güzel'in konuğu oldu. Çok keyifli bir söyleşi izlemeye hazır olun diyor ve hemen başlıyoruz. Ünlü sanatçıya ilk olarak yepyeni şarkısı Gel Bana'yı soruyoruz. Gel Bana'nın gördüğü ilgiden dolayı çok mutluyum. Benim çok içime sinen bir şarkıydı. Yani ben çok zevk alarak, keyif alarak bu şarkıyı girdim, okudum, sözlerini yazdım. Gel Bana Ocak ayında çıktı ama sosyal medyada hayranları bu şarkıyla yaz erken geldi diyor. Şöyle yorumlar da var, hani Mustafa Sandal Gel Bana'yı çıkarınca yaz erken geldi diye. Ya ben yazın ilk şarkısını çıkarmış olayım. Şimdiden değil mi? Yani hani önden hani öyle görelim onu. Hatta bir aksın, çalarsa çalsın, tüm şarkılar bu aşktan utansın. Gel Bana'nın klibi de çok konuşuldu. Tayland'da kamera karşısına geçen Mustafa Sandal bakın neler söylüyor. Bunu ilk defa burada söyleyeyim. Hani gördüğünüz klip, hani nasıl bir şey yaptıysam ben, aman her şeyi çekeyim, olabildiğince çok şey çekeyim kafasına girdiysek, yani toplam çektiğimizin %20'sini falan kullanabildik. Tabii 5 klip daha çıkardık. Tabii tabii. Şeyi atlamışız. Bütün bunları çekerken. Şarkının 3 dakika olduğunu atlamışız. Klipte Sandal'a eşlik eden model de çok konuşuldu. Gitmeden önce bir yandan da hani Bangkok'a gidiyorsun. Nedir ne değildir, başına neler gelebilir bilemezsin. Önden hazır olmayı seven bir karakterim. Araştırıyoruz, model ajanslarını araştırıyoruz. En sonunda bir tanesini gördüm. Dedim bu. Yani gördüğüm zaman ben klipte oynayan hanımefendi gördüğüm anda dedim bu. Nefes al, bir daha. Kimse çözemez. Klipte oynayan genç modeli herkes Taylandlı zannediyordu. Hatta Musti de öyle sanıyormuş ama işin aslı hiç de öyle değilmiş. Sen neresin dedi? Brezilyalıyım dedi. Brezilyalı. Yani baktığın ama zaman... Ama çekik gözler falan. Evet, ben Tayland, ben onu Taylandlı diye. Yani biz resmen Taylandlı diye hani okeyledik. Hani orada mesela Brezilyalı model bilmem ne falan yazsa hani muhtemelen geçeceğim. Yani diyeceğim yok ben illa takmışım ya kafaya Tayland'da olacak. Ben orada Brezilya'da yazsa muhtemelen olmayacaktı yani. Tam bu sırada Mustafa Sandal'dan sempatik bir itiraf geliyor. Ben şunu da çok açık yine söyleyeceğim. Çekim esnasında ne kadar güzel olduğunun farkına tam varamamışım. Aa, hani izlerken o, vardık. Ya bak yani çalışırken hani o işi yapıyorken tam farkına varamamışım ben. Gel Bana şarkısının bestesi yabancı bir müzisyene ait. Sözleri ise Mustafa Sandal imzasını taşıyor. Basında Musti'nin bu şarkıyı yeni sevgilisi Melis Süt Şurup'a yazdığı şeklinde haberler çıkmıştı. Ünlü sanatçı söylentileri müzik dünyası aracılığıyla doğruluyor. Şarkı sözlerini yazdıran bir kadın olduğu iddia edilmişti. Ondan sonra siz de bunu hayranınıza söz verdiniz. Ve dediniz ki evet bu sözler gerçek bir hikaye, gerçek birine yazıldı. Evet. Bunu da ilk kez ben sormuş olayım size. Sosyal medya hesabımdan hani hayranlarıma bir söz verdim, soru cevap yaptım. Onlara bir sözüm vardı. İlk sizinle tanıştıracağım dedim. İlk de onlarla tanıştırdım Melis Hanım'ı. Mustafa Sandal'ın Gel Bana şarkısının sözlerini yazdığı Melis Süt Şurup'u pek kimse tanımıyor. Biz de ünlü sanatçıya soruyoruz merak edenler için. Şu anda hani yeni başlayan... Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İnşallah yolu güzel olsun, yolculuğu güzel olsun. İnsanlar hani birbirlerini tanıyacaklar, ilişkilerini geliştirecekler ve birbirlerini tanıdıkça ondan sonra inşallah güzel güzel ilişkilerini geliştirecekler. Aşk şarkılarının yazarı Mustafa Sandal gençlere bir tavsiyede bulunuyor bu konuda. Şu hatayı çok yapıyoruz, yapıyorduk, yapıyordum ben de. Aşkı en başa koyuyoruz ya, çok yoğun aşkı. İşte orada bence çok majör bir hata, çok önemli bir hata. Yani ya şimdi abi aşk dediğin şey yani çok, yani o zirve ya. Sen daha kafadan bir şeyi zirveye koyduğunda ondan sonra tek istikamet var. Yani aşağı doğru. Bir dakika bir zirveye koymayacaksın. Nedir? Hani insanlar birbirlerini tanıyacaklar. Beraber bir kilometre yapacaklar, beraber bir yol gidecekler. İnşallah o esnada, o ilişkiyi geliştirirken, büyütürken vardıkları yer bir ara bir noktada aşk olursa ne güzel. İlk görüşte aşk kalıcı olamayabilir diyor ünlü sanatçı. Ama biz genelde hani hayatımın aşkını... İlk görüşte aşk yani, var. İlk görüşte aşk o, hayatımın aşkını buldum falan. Ya kardeşim işte orada zaten kaybettim. Yani hani...
oraya koyduğun dakika bir, ondan sonra tek istikamet aşağıya doğru. Başka bir şey yok. O yüzden zirveye ulaşman lazım, zirveye çıkman lazım. Biz de tam bu noktada bakın ne soruyoruz. Hiçbir zirveye daha yaklaştınız mı? Yok, daha biz dediğim gibi yani çok keyif alıyoruz birbirimizden Melis'le. Yeni tanıştık, onun da başından bir evli geçmiş, boşanmış. Çok da tatlı bir çocuğu oğlu var. Yani birbirimizi tanıyoruz, şu anda çok bol bol sohbet ediyoruz. Vakit geçiriyoruz ve şu an keyif alıyoruz yani. Uğruna şarkı yazılan kadın olarak günlerce manşetleri süsleyen Melis Sütşurup bu durumdan çok memnunmuş. Mustafa Sandal şarkının yazılma hikayesini de paylaşıyor bizimle. Ya mutlu. Yani bir kere bir şarkıyı çok seviyor. Aşık Mustafa Sandal daha mı iyi şarkı sözü yazıyor? Çünkü hayranlarınızın öyle bir yorumu var. Gel bana benim melodi olarak benim elime ilk ulaştığında ben 2-2,5 ay falan çekindim. Bak yalan söylemeyeyim yani ben buna ne yazacağım? O iki kelime var ya, na na na, hani dur sana, al sana, işte atıyorum, gitsene. Ya milyon tane şey, ya biliyorum ki kapı o iki kelime, biliyorum o iki kelime. En sonunda onun gel bana olduğunu, ah evet gel bana, hani kapı bu filan dedikten sonra bir de onun üstüne benim o anki duygusal ve romantizm barometremi. şeyi de yüksekliği de devreye girince böyle kaderimi fırtınamda yazmışlar gibi. Gel bana, gel bana, bırak da bir sarsın, yanarsa yansın, tüm alevler bu aşktan utansın. Musti bu sözleriyle ne demek istedi? Kafanın bir tarafında kendini öldürmezsen orada yaşama imkanın yok yani, var olma imkanın yok. İlk şöhret olduğu günler bakarsın ya şöyle bir. Şöyle yapma, aaa gibi çığlıklar. Ve ilk kez TRT Müzik'te öğreneceğiniz müthiş itiraflar. İlk defa da burada söylüyorum. Mustafa Sandal'la özel söyleşimizin ikinci bölümü yarın müzik dünyasında. Mümkün mü? Mümkün. Kolay mı? Asla. Haber müdürümüz Sinan Güzel'in konuğu olan Mustafa Sandal'la özel söyleşimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Musti birazdan Avrupa'daki yeni müzikal projelerini ilk kez müzik dünyasında açıklayacak. Ama önce güncel bir başka konuyla başlayalım. Ünlü sanatçı sosyal medyada başlayan aşkların eski aşkları mumla arattığını söylüyor. Tabii ilişki bir muhabbet demektir. Yani sohbettir, muhabbettir. Onu böyle sindire sindire, nefes ala ala filan. Şimdi bakıyorsun herkes finalde Sinan. Herkes finalde. Yani bir an önce tatlıya geçelim. Abi dur bir otur. Bu hani bir önden eskiden bir mektup yazardık değil mi? Filan yani. Kariyerinde birçok aşk şarkısına imza atan Mustafa Sandal, yeni neslin biraz daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Herkes daha bencil oldu. Aman işine gelirse moduna geçti. Herkes hemen pes ediyor. Çok çabuk pes ediyor. Çünkü başkasına da ulaşmak artık tabii, kolaylaştı. Tabii artık kolaylaştı. İlişki dediğin şey emek vermekle alakalı. Musti sözlerine bakın nasıl devam ediyor. Ya ben tabii hani 14 sene sonra tekrardan geri dönünce öyle kazalara uğradım ama hani dünya değişmiş. Vallahi o esnada. Vallahi ben soracaktım. Hayır, dünya değişmiş o esnada. Anladın mı? Hani bilmeden çok naif bir şekilde. Herhalde böyledir bu filan derken. Bu arada Mustafa Sandal'ın magazin basınına yansıyan bazı yazışmaları çok konuşulmuştu. Ünlü sanatçı yaşananları tiye alıyor. Ama neyse Allah'tan böyle benim genç bir bana böyle Mustafa abi diyen böyle bir aslan gibi bir ekip var. Neyse onlar beni çok kısa sürede eğittiler. Büyük konuşmayayım. Hani bir daha gol yemem. Ya şimdi hani ne bileyim bizim zamanımızda flört hani flört edersin. Bilmem ne yaparsın filan. Aklına gelmez ki insanın hani screenshot, onu vereceğim, kullanacağım, göstereceğim, orada burada yayınlayacağım, yayınlatacağım. Hani bir kadının bunu yayınlatıyor olması, yani bir bayanın bunu gösteriyor olması, yayınlatıyor olması bence kendini çok ciddi rencide eden bir durum. Avrupa'ya açılan sanatçılara Mustafa Sandal 2000'li yılların başında yurt dışında birçok başarıya imza atmış, hatta İsyankar şarkısıyla altın plak ödülü kazanmıştı. Şimdilerde de Hande Yener ve Edis böyle bir maceraya atılıyor. Mümkün mü? Mümkün. Kolay mı? Asla. Yani sen Türkiye'de uzay olabilirsin ya da o an ne olabilirsen olabilirsin. Orada
başka bir kurumsallık, başka bir kafa, başka bir dizayn, başka bir yürüyüş şekli, başka bir algı, başka bir kafada olman lazım. Oralarda değilsen, orayı kırıp geçmen, oralara girmen falan çok zor. Çok zor yani. Mustafa Sandal, burada ünlü olan bir müzisyenin Avrupa'ya açıldığında dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaların olduğuna dikkat çekiyor. Hani bir kere oraya gittiğin zaman burada neysen nesin? Kimsen nesin? Kendini unutacaksın. Sen burada yani kafanın bir tarafında kendini öldürmezsen orada yaşama imkanın yok ya. Var olma imkanın yok. Musti, genç meslektaşı Edis'in yurt dışı macerasında başarılı olacağına yürekten inanıyormuş. Edis'in de bunu başarabileceğini düşünüyorum. Çünkü kendisi yani hem akıllı, hem çalışkan, hem disiplinli, hem yetenekli, hem bir karizması, aurası falan hani ben çok başarılı buluyorum ve hani gerçekten bunu başarabileceğini düşünüyorum. Ve Mustafa Sandal hayranlarını mutlu edecek o açıklamalara sıra geldi. Ünlü sanatçı yeniden Avrupa'da single çıkaracağının müjdesini ilk kez müzik dünyasında veriyor. İlk defa da burada söylüyorum. Tom Bone bir mesaj attı bana. Mustafa'yı da gel bana iyi dinlemiş. Dedi çok uzun zamandan beri dinlediğim en keyifli şarkılardan biri bu dedi. Bence dedi bir tekrardan bir... Başlayalım mı? Ya tekrardan bir... Kaldığımız yerden devam etme vakti bence dedi. Siz sıcak baktınız mı? Tabii. Yeni bir altın plak o zaman bekliyoruz ülkemizde. İnşallah. Hadi gidelim buralardan, kaderini bavuluna sakla. Kalbine fazla gelenleri, hayalini bence yasakla. Daha önce Seda Sayan ve Hande Yener'e sorduğumuz soruyu Mustafa Sandal'a da yöneltiyoruz. Acaba şimdilerin en önemli pop yıldızlarından biri olan ünlü sanatçı ilk şöhret olduğunu anladığı anı hatırlıyor mu? 94 Eylül ayıydı galiba. Bir alışveriş merkezinden çıktım. Karşısında bir meslek lisesi var. Çığlık duydum. Gayet baktım karşıya doğru. Hani kızlar camları da açarak Musti Musti diye bağırıyorlardı. Avazları çıktığı kadar. Kız beni görmeli yani çıkalı böyle 3 gün 5 gün falan olmuş yani bir hafta falan olmuş. Kız beni görmeli, bana kaza görmeli, yalnız beni sevmeli artık. Mustafa Sandal şöhretle tanıştığı o ilk günlerde ilginç tepkilerle de karşılaşmış. Sonra mesela dalıyordum bazen arabada mesela dalıyorum. Gayri ihtiyarı bakarsın ya şöyle bir. Şöyle yapma aa diye bir çığlıklar. Buna alışman bir vakit alıyor tabii yani. Tekrar günümüze dönüyoruz. Mustafa Sandal yakında Avrupa ve Amerika'yı kapsayacak bir konser turnesine çıkacakmış. İnna ile Almanya'da bir konserimiz olacak herhalde. Almanya'da bir konserim var. Şimdiden ilanları girdi. Biletler tükenmek üzereymiş. Amerika herhalde. Turnesi var. Tekrar Avrupa'da Londra, Stockholm, Zürich oralarda konserler olacak. Bu arada sormadan duramayacağız. Mustafa Sandal'ın basına yansıyan son haberlerden biri de bir kolundaki oğlak dövmesinin altına ve üstüne oğullarının doğum tarihini kazıttığı şeklindeydi. Musti nazar duasını da dövme yaptıracakmış. Ya dedim şuraya dedim Yaman'da Yavuz'un doğum tarihini yazdırayım. Etrafına da iki tane halka, etronun da etrafına bir nazar duası falan yaptırayım falan dedim. İşte Melisa diyor ki eyvah diyor bu diyor hani böyle şeye kadar Kuvarecma gibi hani yok dedim kulağımdan çıkaracağım buradan falan. Yakuza olacağım dedim buradan buraya kadar böyle. Yok dedim daha ne oluyor dedim ya. Sohbetimizin sonunda Mustafa Sandal'a tek kelimelik sorular sorup kısa yanıtlar alıyoruz. Mustafa Sandal için tek cümleli sahne. Huzur. Şarkıcılık. Yakınlaşma. Yaman. Devamı. Yavuz. Devamı. Melis. Hayırlısı. Mustafa Sandal'a tek cümleli anlatmasını istesem ne der bize? İstikrar derim yani. Gel bana, gel bana. Bırak da bir sarsın, yanarsa yansın. Tüm alevler bu aşktan utansın.